Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu aleyhi ve sellem. Ve nakildir ki Musa aleyhisselam dedi ya Rabbi hangi yer sana aziz ve hürmetlidir? İnsanları sordu. Hangisi sana daha muhabbetli diye. Şimdi yer olarak soruyor. Hak Subhanahu ve Teala buyurdu ki uçmakta Hadiratul Kudus derler. Bir yer var. Ol bana cümle yerlerden azizdir. Cennetin içerisindeki mukaddes bir mekan var. O her yerden güzeldir. Musa aleyhisselam dedi ki ya Rabbi onda kimler olur? Bu Hadiratul Kudüs denilen yerde kimler kalıyor? Hak Subhanahu ve Teala Hazretleri dedi ki üç taife ona girer. Üç grup oraya girecek. Biri budur ki ben onu müptela eyledim, ol sabreyledi. Bir tanesi dünyada başına gelen musibete sabretti. O en cennetteki en mübarek mekanda konaklayacak. İkincisi şudur ki ben ona nimet verdim, ol şükreyledi. Allah-u Teala ikram inam etti. O da şakirlerden oldu. Ve biri oldur ki ben ona ölüm verdim, ol razı oldu. Başım gözüm üstüne diyerekten Azrail Aleyhisselam'ı karşılayan kullar. O da Haziratul Kudüs'te konaklayacak cennette. Yani düşünün, cennetin her yeri harika mükemmel ama Haziratul Kudüs hepsinden daha bir âlâ bir yer. Bu mübarek kişiler de, bu güzel ahlaklarla muttasif olanlar da orada konaklayacaklardır. Ve nakildir ki Hak Subhanahu ve Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a dedi ki beş nesne senden ve beş nesne benden. Sende beş özellik koyduk. Senin yapacağın beş iş var. Benim yapacağım beş iş var diyor Allah Subhanahu ve Teala. Benden dedi işte uluhiyet benden, ilahlık benden. Ubudiyet, kulluk senden. Musa Aleyhisselam buyuruyor. Ziyade etmek benden, çoğaltmak benden, şükretmek senden. İcabet etmek, kabul benden, dua senden. Kaza hükmetmek benden, sabır senden. İn'am, nimet vermek benden, itaat senden diye buyurdu Allah Subhanahu ve Teala. Ve nakildir ki Hak Subhanahu ve Teala dedi ki ya Musa beş nesneyi beş nesne içinde koydum. Beş tane şeyi beş tane şeyin içine yerleştirdim. Halk bu beşi başka yerde isterler. Beş nice bulalar. Ben onu beş güzel şeyi beş şeyin içine yerleştirdim. O yetmişler başka yerlerde arıyorlar. Nasıl bulacaklar? Bulamazlar. Neymiş onlar bakın dikkatle dinleyelim. Evvel ben ilmi açlıkta koydum. Halk onu toklukta arar. Şimdi bizim okuduğumuz medreselerde talebe dersinde kaldı mı bir gün oruç cezası veriliyor. Şimdi oruç cezası verdik mi anne babalar çocukları medreseden alıyorlar. Ne yapıyoruz biz de? Ayağa kalk otur falan böyle. Ne yapalım? Ahir zaman oldu. İlmi açlıkta koydum, halk onu toplukta ararlar. İkinci, rızamı arzuları terk etmekte koydum, halk onu hevalarda ve arzularda isterler. Ben razılığımı benim için keyfini terk edenlere koydum. Bunlar bütün keyifleri yaparak bana varacaklarını biz yani. İnanıyorlar. Bütün keyiflerini yaparak bana ulaşabileceklerini zannediyorlar. Hani İbrahim Ethem Cennet Mekan radıyallahu anh hazretlerinin şeyi var ya kutsası ruhu. Hani deveyi arıyormuş ya adam çatıda. Demiş ya. Çatıda devam mı olur? Ne acayip adamsın sen. Sen kuş tüy yatakta Allah'ın aşkını arıyorsun ya. Allah'ım bana aşkını ver. Allah'ım bana aşkını ver. Üçüncü, izzeti taatimde koydum. Halk onu beylerin kapısında ararlar. Bir kulu izzet ve aziz olması için bana gözü kapalı itaat etmesi lazım. Ben onu onun içine koydum. Onlar bana itaati bırakıp
dünyanın zenginlerinin itaatinde izzeti arıyorlar. Dördüncü, baylığı kanaatta koydum, halk onu cem'i mal etmekte ararlar. Efendiliği kanaatkar bir kalpte koydum diyor. İnsanlar ise mal toplamakta onu zannediyorlar elde edeceklerini. Beşinci, rahati ahir, bak bu çok önemli. Rahatı ahirete koydum, halk onu dünyada isterler. Rahat burada yok, ahirette var. Bes nice bulalar, nasıl bulabilirler bunları? Ben koydum bunları diyor Allah-u Teala. Nereye koydum? Biraz size söylüyorum. Nasıl başka yerde bulacaksın? Ve nakildir ki Hak Teala buyurdu, ya Musa, bir kişi gıybet ehli olsa ve tevbeli olsa ol uçmağa cümleden sonra girer. Bak, gıybet ehli olsa ve ondan tövbe etse herkesten sonra girecek cennete. Eğer gıybet üzerine ölür ise evvel cehenneme giren odur. Subhanallah. Gıybet o kadar önemli bir mevzu yani. Gıybet nedir peki? Gıybet bir mümin kardeşinin arkasından onun hoşnut olmayacağı şekilde konuşmak demek. Söylediklerin doğru olsa bile o duyduğu zaman hoşlanmayacak mı? Hoşlanmayacak. O zaman söylemeyeceksin. Ama bir tehlikeli adam var. Ondan uyarıyorsan etrafındakileri, bunda sıkıntı yok. Şerrinden koruyorsun çünkü diğerlerini yani. Peki. وَنَقِلْدِرْ ki Hak Teala Hazretleri, çok önemli bakın, tekrarlıyorum. Gıybet yapıp da tevbe eden insan en son cennete girecek. Gıybet yapıp tevbe etmeden ölen insan ilk cehenneme girecek. وَنَقِلْدِرْ ki Hak Teala Hazretleri dedi, ya Musa, her kim atasına ve anasına muti olup ve iyilik eyleyip ve bana asi olsa ben onu taiplerden yazarım. Anne baba hakkı o kadar önemli. Hikâyü'l-Mü'minîn'de geçer bu. Anne babasını razı etti ama benim haklarımda birkaç tanesini eksik yaptı. Tam yapamadı. Ben onu yine tevbekârlardan yazarım, affederim diyor Allah-u Teala. Ama tam tersi olsa anne baba. Ve nakildir ki, tabi bunların hep ölçüleri var. Bunları sohbetimizde detaylı anlatıyoruz. Ve nakildir ki İblis aleyhillâne Musa aleyhisselam ile buluştu. İblis dedik, ya Musa, Hak Teala seni enbiya ve asfiyada neyledi? Ve sana nübüvvet, peygamberlik verdi. Ve seni kelim kıldı, kendisiyle konuşan, sana söylemek ile. Ve beni dahi Hak Teala yarattı ama zelle işlemek ile asi oldum. Ama dilerim ki tövbe edeyim, Rabbim beni yargılaya affede ve tövbemi kabul ede. Geldi İblis böyle söylüyor. Allah seni seçti, sen peygamber oldun, Allah sana kabulünü koydu. Ben ise azi oldum, Allah'ın sevmediği bir gruba hale düştüm. Şimdi tövbe etmek istiyorum, tövbe edeyim, Allah beni affeylesin, tövbemi kabul eylesin diye geldi Musa Aleyhisselam'ı söyledi. Peki. Musa Aleyhisselam dedi ki, ilahi, iblisin tevbesini kabul eyle diye Musa Aleyhisselam da Allah-u Teala yalvardı. Allah-u Teala dedi ki, ya Musa, varsın Adem'in kabrine secde eylesin. Tevbesini kabul eyleyim. Adem'in kabrine secde eylesin. Tevbesini kabul eyleyeyim. Allahu Ekber. Bunlar çok ibretlik. İblis çün ol sözü işitti, gazaba gelip dedi ki, ben Adem'e hayatta iken secde etmedim. Şimdi vefat etti, kabrine mi secde ederim dedi ve secde eylemedi. Kibrinde devam etti ve tövbe kapısı kendisine kapanmış oldu. Adem'in kabrine git, secde et. Hayattayken Adem'e secde et. Allah subhanehu ve teala Adem aleyhisselam ilahlaştırıyor mu? He? Git Adem'e secde. Biz bugün şeyhimizin elini ayağını öptüğümüz zaman ne diyor herkes? İlahlaştırıyorsunuz. Peygamberimize hürmet ettiğimiz zaman ilahla Adem'e secde et. İlahlaştırıyor mu Allah-u Teala Adem aleyhisselam? Hayatında secde edemedin, git kabrine secde et. Ya. İşte anlamak lazım. Allah'ın ilahi takdirindeki incelikleri anlamıyorsan bir anlayana sormak lazım.
Yahu ya daim. Amin Allah'ı tevfik ve hümmetil Fatiha.